Çarpım tablosu. Türk çarpım tablosunu hesaplayan ve ekrana yazdıran algoritma. Algoritmayı çalıştıralım. Birden 10'a kadar olan çarpım tablosunu her bir sayı için yine birden 10'a kadar sayılarla çarpıldığında sonuçlarıyla birlikte ekrana yazdırıyor. Algoritmaya bakalım. Bunu nasıl yapıyor? Bir döngüyle başlamış. Değişkeni i birden 10'a kadar artarak tekrar ediyor. O döngünün içinde bir döngü daha yazılmış. Bu döngünün değişkeni de k. O da birden 10'a kadar tekrar ediyor. Ve ikinci döngünün içinde ekrana yazı yazdıran komut yazılmış. Bu yazı iki döngü iç içe olduğu için birinci döngü 10 kere, ikinci döngü de kendi içinde 10 kere tekrar ediyor. Bu yazı toplamda 10 çarpı 10 100 kere tekrar etmiş oluyor. İlk tekrarda i değişkeni 1 iken artı bir metin çarpı işareti eklenmiş. Yani ilk sayı i, sonra bir çarpı işareti eklenmiş. İlk sayı i, sonra bir çarpı işareti eklenmiş. Onun ardından ikinci döngünün değişkeni olan k eklenmiş. Burada 10 ilk döngünün değişkeni iken i çarpıdan sonraki ikinci değer ikinci döngünün değişkeni. Döngü tekrar ederken i değişkeni 1 iken k değişkeni birden 10'a kadar tekrar ediyor. I değişkeni 2 iken k değişkeni yine birden 10'a kadar tekrar ediyor. En son i değişkeni 10 iken k değişkeni yine birden 10'a kadar tekrar ediyor. Böylece burası 100 kere tekrar etmiş oluyor. Ardından eşittir metni kullanılmış ve parantez içinde üretilen iki sayıyı çarpma işlemi yapılmış. Bunun parantez içinde olmasının sebebi bu bir matematiksel işlem ve bunun sonucu artıyla bir metine eklenerek burada oluşturulan 10 çarpı 10 eşittir'e ekleniyor yapılan matematiksel işlem. Bu döngü de bittikten sonra yaz fonksiyonuyla bir satır boşluk bırakılmış ve bekle fonksiyonuyla biraz beklenerek bir sonraki gruba geçilmiş. Algoritmayı daha iyi anlamak için şimdi algoritma üzerinde biraz değişiklik yapalım. Öncelikle sadece birler, ikiler
ve üçler çarpım tablosunu ekrana yazdıralım. Bunun için ilk döngüyü 10 yerine 3 yapmamız yeterli olacak. Algoritmayı yeniden çalıştıralım. 1'ler, 2'ler ve 3'ler. Şimdi her bir grubu sadece 5'e kadar yazdırmasını sağlayalım. Bunu sağlayan döngü de ikinci döngümüz. İkinci döngüdeki 10 rakamını 5 yaparsak her bir grup içerisinde 1'den 5'e kadar olan sayıları ekranda gösterecektir. Yeniden çalıştıralım algoritmamızı. Yaptığımız değişikliği görelim. Birler, ikiler, üçler, 5'e kadar sadece. Şimdi buradaki bekle komutunu 2000 milisaniye yapalım ve daha uzun süre, aralarında daha uzun süre beklemesini sağlayalım. Evet. İkinci döngümüzün içerisinde bir bekleme komutu olmadığı için bu 5 sonuç çok hızlı, bizim algılayamayacağımız kadar hızlı bir şekilde ekrana yazdırıyor. İstersek, onun da yazılışını görmek istersek, buraya da bir bekleme komutu ekleyebiliriz. Bakalım. Burada da bir boşluk bırakmıştık. Bunu silersek aralarında hiçbir boşluk olmayacaktır. Bunu da temizleyelim. Bu beklemeyi de kaldıralım. Şimdi hiçbir bekleme olmadığı için sonuç çok hızlı bir şekilde ekrana yazdırılacaktır. İstersek çok yüksek sayılara kadar bu algoritmanın çarpım tablosu üretmesini de sağlayabiliriz. 1'den 50'ye kadar olan sayılarla çarpsın mesela. Gibi.